Bu bir bilgisayar oyunu ve bu da o oyunun mobil versiyonu. Bu videoda bunun gibi 4 tane bilgisayar oyununun mobil versiyonlarını buldum. Hepsini inceleyeceğiz, oynayacağız ve size bunları indirmeniz için link bırakacağım. YouTube'a linkini eklersem telif yeme ve videonun kaldırma ihtimali çok yüksek olur. O yüzden Telegram'a gelin ve oradan oyununuzu indirin. İlk oyunumuz Little Nightmares. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Kendisi Xbox, PlayStation ve bilgisayarda var ve bunun mobil versiyonunu yapmışlar. Çok gerçekçi, yani hiçbir farkını aratmıyor. En az bilgisayar versiyonu kadar var. Sevindiğim kısım bunu siz de oynayabileceksiniz. Evet, şu anda buradayız. Bakın sesler vesaire çok iyi. İlerliyoruz. Hiç bu oyunu hayatımda oynamadım. İlk defa ben burada oynuyorum. Bilgisayarda da oynamadım bunu. Ama bayağı yapmışlar. Evet, çok iyi. Tamam, ışığımızı yaktık, gidiyoruz. Oynaması bayağı zevkli. Bunu kesin indirin, oynayın bu arada. Mobilde böyle bir oynamak çok hoşuma gitti. Hop, açtık. Tamam, ışığı yak. Evet, ışığımızı yaktık. Aşağı doğru kaydıracağız. Tamam, aşağı doğru kaydırdık. Buradan geçiyoruz. Çok iyi. Abi bayağı güzel yapmış. Elinize sağlık bu arada. Şimdi ne yapacağız? Karım. Heh, tamam, çıktık. Işığı yak. Oyunu duymuştum. Bayağı kişi YouTuber'da oynamıştı. Yok, buradan tamam, devam et. Bayağı güzel bir oyundu. Lan düşebiliyor muyuz? Bir düşe. Aa, düşüyor. Çok iyi. Tamam, onu bile yapmışlar. Ben dedim herhalde izin vermez. Tamam, hadi bakalım. Çıkalım bir. Bir ufak bir oynayacağım, sonra diğer oyunlara geçeceğiz. Daha güzel, daha çok bilgisayar oyunu var. Çok iyi bir ambiyansı var. Aa, burayı ben izlemiştim. Bir şey mi çıkacaktı buradan? Işığı bile yapmışlar ha. Ne yapacağız? Yatağa mı çıkacağım? Çık bakalım. Hadi lan. Hah, tamam, çıktım. Nereye geldim ben? Buradan bir şey yapacağız ama ne yapacağız bilmiyorum. Yani oyunu bilenler, izleyenler illaki anlamıştır ne yapacağımı. Ben hiç oynamadığım için bilmiyorum. Artık bunu cihazınıza indirerek siz de oynayabilirsiniz. Hadi diğer oyuna geçelim. Sıradaki oyun ilk çıktığında çok fazla YouTuber tarafı oynanan, şu anda emin değilim ama hala oynayan vardır belki. Steam'de satılıyordu. Psikopat bir Rus rulete oyunu. Ve bunu artık mobilde oynayabiliyoruz. Evet, şimdi burada adımızı yazmamızı istiyor. Evet, konsolleri değişik. Neyse, yazamadım ismimi. Enter de. İsmimizi yazdık. Hadi bakalım. Şimdi oyunu yine hiç oynamadım. İlk defa oynayacağım ben de. Sesler falan çok iyi. Çince yazıyor ama oyunun mantığını anladıysanız yazının bir önemi yok. Rulet oynayacaksınız yani. Şansınıza kalmış. Pompalıyı verdi. Hadi bakalım. Şimdi ilk omuz olsun ya. Şimdi ilk bende patlamasın. Evet, tamam. İlk güzel. Güzel. Benim bitti. Şimdi sen deneyeceksin. Hah. Oo, çok iyi, çok iyi. Kimden patlayacak lan? Haydi. İlk defa oynamama rağmen hemen 1-0 öndeyim. Boxing'den yüzü gözü değişti. Oyun böyle bir oyun. Steam'de illak görmüşsünüzdür. Ben bir sayısı arttı. Hadi bakalım. Kimde patlayacak? Sen mi deniyorsun? Tamam, dene. Hadi, sıra sende. Ben deneyeyim bir. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah kahretsin ya. Tamam, baştan, baştan. Hadi, benim de bir canım. Şu anda beraberiz. Hadi bakalım. Doldur mermileri. Ha, bana mı sıkacaksın? Allah kahretsin, yine ben öldüm. Kaybettim o zaman. Uyandırdı beni. Ne dediğini bilmiyorum. İsmimi yazdı, bu ismimi söyledi. Uyandır beni hadi. Ve oyuna baştan başladık. Kapı simgesine basarak ilerleyebiliyorsunuz. Bak, burada müzikler var. Gidiyoruz bu şekilde. Bak, tekrar geldik. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Mobilde oynayabiliyorsunuz bunu tabii ki, dediğim gibi. Şu anda da ben bakın emülatörde oynuyorum. Sana deneyeyim ya. Ya ben ona denedim ama. Oyun bu şekilde. Hadi yarına geçelim. Eminim bu oyunu duymuşsunuzdur. Bu da Steam'de ilk çıktığı zaman yayıncılar tarafından çok oynanmıştı. Artık bunu mobilde oynayabiliyorsunuz. Şimdi bakın, bu araba geldi. Bunu arayacağım. İçini dışını bir arayalım. Bu şekilde arayabiliyoruz. Tabi Steam versiyonu gibi değil ama. Aha, burada bir şey çıktı. Bıçakla kes burayı. Hop, ne çıktı? Tamam. Motora arayalım. Bakalım motorda ne var? Lan, para saklamış burada. Sahte paralar. Tamam, güzel. Hemen buna giriş izni vermiyoruz. Yallah diyoruz. Yani bu şekilde tuşlara basarak ilerleyebiliyorsun. Anladınız mı? Ha, biz de ekip bulduğumuz parçalara sattık. Oyun size başlıyor. Bak, mesela kamyon geldi. Her şeyi üretti şimdi. Bariyeri açtık. Gel bakalım. Tamam, buna giriş izni verdik. Sen gidebilirsin. Bakalım görevlerde ne yapmış. Bunu başarımı tamamlamışız. Güzel, 300 dolarımızı aldık. Gel bakalım. Recep Bey'in arabası geldi. Şimdi seni bir inceleyelim. Bir arabanıza bakalım. Bir şey var mı yok mu? Ne olur ne olmaz. Arabanızın içi temiz. Motor kısmına bakıyoruz. Motor arka tarafta olduğu için burası da temiz. Burada da bir sorun göremiyorum. Evraklarına bakalım bir. Anlaşıldı, anlaşıldı. Tamam. Arabanız, evraklarınız tamam gibi. Tamamdır. Geç bakalım. Yanlış yaptım muhtemelen. Son bir tane de inceleyelim, sonra diğer oyuna geçelim. Aa, bu yüklü geldi. Dur bakalım bir. Efendim, arabanızı inceleyeceğim. Bakalım bir şey var mı? Bir yere kesik mesik bir şey atmış mısınız? İç tarafınız temiz. Arka tarafınız da boş. Bir işlem göremedim. Motorunuza bir bakacağım. Motorunuz bayağı pas içinde. Ama sakıncalı bir şey yok. Evraklarınıza bakalım bir. Tamam. Tamam. Bakalım. Bak, bu yanlış. Bu uygun değil. Diğer her şey uygun ama bu uygun değil. Sana geçiş izni vermiyorum. Yallah, yürü. Bu şekilde oyun. Umarım seversiniz. Telegram kanalıma gelerek indirebiliyorsunuz bu arada. Bilginiz olsun, tekrardan söyleyeyim. Oyunu ilk dönüşten My Summer Car sanabilirsiniz ama değil. Bu oyunun bilgisayar versiyonu bu oyun. Ona benzetmeye çalışıyorlar ama bunu Google Play'de indirebiliyorsunuz. İsmini yazdım buraya. Direkt siz dinleyebilirsiniz. Arabanızı alıyorsunuz, modifiye ediyorsunuz, parça takıyorsunuz ve geliştiriyorsunuz. Oyun bununla ibaret. Oyunda Türkçe dil desteği var. Mesela masaüstü bu. Buralar Rusça tabii, anlamıyorum ama. Bak, buradan iş yapabiliriz. Kurye. Buradan kuryelik yapabilirsiniz. Bilgisayarınızla iletişim
etkileşime geçebiliyorsunuz. Etkileşim yapabiliyorsunuz. Bir arabamıza bakalım. Buralar odalar boş. Biz bir dışarı çıkalım. Bakalım bir arabamıza da şöyle bir yerde yaşıyoruz. Bir garajımıza gidip bakalım arabamız ne durumda. Kuryelik yaparak para kazanıyorsunuz ve kazandığınız parayla sipariş edebiliyorsunuz parçalar vesaire. Bak burada bisikletiniz var. Bakalım bisikletimizi taşıdık şu anda. Ha bak bu şekilde bırakabiliyoruz. Koy. Sürebiliyor muyuz? Ha evet bakın bisikletimizi de sürebiliyoruz. Güzel detay evet. Ha bisiklet dursun burada. Burada hoş bir BMW'miz var. Aracımızın bütün parçaları burada. Bir motoru takalım biz. Oyun sizi yönlendiriyor zaten neyi nasıl yapacağınıza dair. Radyatörümüzü de koyalım. Arabayı bir toplayalım. Hop şöyle. Arabayı toplayabiliyorsunuz ama modifiye ettirmek için para ihtiyacınız var. Şöyle tamponlarını tak. Her şeysini takalım. Hop bunlar da farları. Aa değişikmiş. Bak bunları ilk defa gördüm. Patlatma makinesi. Ne bu? Allah Allah. Neyse bunu bilenler yapar zaten. Tamam ya koltukları ekleyelim artık çalışalım. Şunu yeter. Aracımızı çalıştırdık. Kapımızı da kapatalım. Kaputu açık bıraktık. Bekle. Tamamdır artık gidebiliriz. Sürelim arabamızı. Dıştan da bakabilirsiniz. Bu şekilde bir oyun kendisi. Biraz çok reklam veriyor ama interneti kapatırsanız bir sorun olmaz. Arabanızı topluyorsunuz. Kuryelik yaparak para kazanıyorsunuz ve sipariş ederek aracınızı modifiye edebiliyorsunuz. Bu şekilde yapılmış bir oyun. Hadi yerine geçelim. Bu da Teardown'ın mobil versiyonu. Tabii o kadar açık şehri yok. Burada sadece bir şeyleri kırıp parçalamanıza yarıyor. Size bazen böyle buldozerler yükmeniz için bazen de elinizdeki çekişle bu şekilde vurarak kırarak yapıyorsunuz işinizi. Bakın şu anda buldozer kullandım. Buradan yükseltmemizi istiyor ama paramız yok bizim. Bak ışıklar falan tıpkı Teardown'daki gibi. Şimdi bu binayı yıkacağız. Çok öyle oyundaki gibi bir fiziği yok ama yine tatmin eder sizi. Bak bu şekilde yıkıyoruz. Of çok iyi. Keşke üstümüze doğru yıkılsa orası daha iyi olurdu da. Olmuyor bak burada da seviye var. %100 yaptığın zaman görev bitmiş oluyor. Sonra sizi başka bir göreve başka bir şeyle yıkıyor. Şimdi bu evi yıkacağız. Bak küçük bir ev. Zaten Teardown'un ilk bölümünde de bir ev yıkıyorduk. Bak aynı şekilde bombalar falan da var. Bombayla patlatacağım burayı, hava uçuracağım. Buradaki malzemeler var. Birebir aynısını yapmamışlar tabii ki ama benzetmeye çalışmışlar. Şimdi bak burayı çekişle kırabiliyor muyum? Bak haritadan bile bakabiliyoruz yani tıpkı oyundaki gibi. Evet bak bu şekilde kırabiliyorum ama bunlar bizi tatmin etmez. Ne yapsam bir tane bomba deneyeyim. Bomba da alabiliyorum. Bombayı alalım. Bir iki tane atalım şuraya. Şöyle bir attık. Tamam iyi yıkıyor. Şu vinçle bir evin içine giresim var ya. Vinçle bir gidelim de. Vinçle bir yıkalım orayı. Bak burada inşaatlar da var. Ha bunu kullanmamız için 1000 oyun parası istiyor. Anladım. O zaman yok şunu kullanacağız. Of reklamlardan bıktım Allah belası. Buna da buna da 600 istiyor. Buna da para istemezsin herhalde. Buna da 500 istiyor. Neyse bu şekilde yıkacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle bombaları atarsanız. Ya da çekişle yapacaksınız ki işiniz daha uzun olsun. Burada ne varmış? Burada da böyle bir tip var. Reklam izliyor ama ben reklam izlemekten bıktığım için izlemeyeceğim. Yani bu şekilde kıra kıra yapacaksın. Şu arabayı sürebiliyor muyuz? Bakalım yok arabayı süremiyoruz. Bu şekil kıracağız mecbur. Oyun bu şekilde. Reklam izlemekten bıktım. Hadi görüşürüz. Oyun bu şekilde yani.